işbirlikçi faşist AKP iktidarı suç işlemeye devam ediyor. 1988'de NATO karargahlarında tezgahlanan tecrit ve imha politikalarını gizli saklı, yasa dışı bir şekilde hapishaneler açarak uygulamaya çalışıyor. Hapishaneler sorunu çözülmeden IMF politikaları hayata geçirilemez itirafında bulunan Ecevit'in uşaklığını AKP iktidarı sürdürüyor. Bugün bir bütün olarak Anadolu halkları baskı ve zulüm politikalarıyla açlık ve yoksulluğa mahkum edilirken diğer yandan S, R, Y tipi, kuyu tipi hapishanelerde direnen devrimci tutsaklara ya teslimiyet ya imha yatırmaktadır. F tipi tecrit hücrelerine karşı 7 yıl gün gün hücre hücre 122 kez öldük. Direnerek, üreterek zaferler kazandık. 7 yıl direniş mi olur diye şaşıran düşmanlarımız bilmeli ve anlamalı ki sonuna, sonsuza, sonucumuza kadar kararlılığımıza direnmeye devam ediyoruz. F tipi tecrit hücrelerinizi yendik. S, R, Y, kuyu tipi hapishanelerinizi de yeneceğiz. Şerif Turunç'la yendik. Nedim Öztürk'le yendik. Hüseyin Karaoğlan'la yendik. Nurettin Kaya, ölüm orucu direnişinin 261. gününde direniyor. Alişan Gül, Cemil Kurt, süresiz açlık grevinin 118. gününde. Oktay Kelebek ve Cem Dursun, süresiz açlık grevinin 134. gününde. Rezan Şengül, Vedat Doğan, 101. gününde. Muammer Kaya, amcasının oğlu olan Nurettin Kaya'nın talepleri kabul edilsin diye süresiz açlık grevine devam ediyor ve zafere kadar bütün özgür tutsakların kuyu tipi hapishanelerden çekip alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Perşembe günü oğlumun açık koruşu vardı. Açık koruşuna gittim. Tabii ki oğlum geldi ki iki gardiyanın arasında. Gardiyanlar boynuna girmiş. Bir adım desen atamıyor. Oğlumun iskelet kalmış. İskeletin içinde bir nefes. Oğlumun taleplerinin kabul olmasını istiyorum. Oğlumun ölmesini istemiyorum. Adalet Bakanlığı'na ben dilekçemi verdim. Adalet Bakanlığı'na numaramı aldım. Ben Adalet Bakanlığı'nın kapısının önünde yatacağım. Gerekirse o kapıları kıracağım. Oğlumu alacağım. Oğlumun ölmesini istemiyorum. Erzurum Dumlu, bir oğlu Yüksek Güvenlikli. Kuyu tipi hapishanesinde yatmakta olan oğlum Gönül Kurdun. Yanında arkadaşı Alişan Gül'ün bugün 118. gününde bu çocuklarımız aç. Aç yatıyorlar, ölmek istiyorlar, ölüyorlar. Bunların taleplerini kabul olmasını istiyorum. Durmadan Adalet Bakanlığı'na dilekçe gönderiyorum. Cezaevleriyle görüşüyorum. İnsan hakları kaynaklarını arıyorum. Bize verecekleri bir yasalar ne gerekiyorsa biz onu yapacak diyorlar. Yasaları yapanlar da sizsiniz. Yasaları çiğneyenler de sizsiniz. Kabul etmeyenler de sizsiniz. Bu çocuklarımızı öldürek mi, ölsün mü? Ölürlerse bunun sorumlusu kim? Hesabını kim verecek? Son dönemlerde Adalet Bakanlığı Nurettin Kaya'nın kaldığı Bolu F tipi hapishanesine talimat vermiş. Ve bu talimata göre Nurettin Kaya'yı her iki saatte bir uyandırıp kontrol ediyorlar. Bu gerçekten tam bir işkencedir. Yani ölüm orucunun 260. günlerine gelmiş, 261 gün hatta bugün, gelen insanı iki saatte bir uyandırmak, rahat bırakmamak bir suçtur, katliamdır, acizliktir. Böyle acizliklere başvurmak yerine derhal tutsakların talepleri kabul edilsin, kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Oğlumun herhangi bir tane suçu yoktur. İddianaması bile yoktur benim oğlumun. Ben bugün adalete, bugün sistemdeki olan daha evvel kurmuş olduğunuz feti bir cezaevlerini bandıra bandıra, tatlandıra tatlandıra anlattınız. İnsanları kandırdınız. İnsanlara yalan söylediniz.
doğru bir kelime bu insanlara kullanmıyorsunuz. Bugün kuyu tipi cezaevlerine çıkıp da cesaretli bir insan yok mu içinizde kalkıp da bunu da anlatabilecek? Gencecik çocuklar, Reza Şengül'ün babasıyım. 101 gündür benim oğlum açlık grevinde. İsteği nedir? Tek isteği benim oğlumun içinde bulunduğum ilin herhangi bir hapishanesine sevk edilmektir. Bu da kanuni bir şey, bir şeydir. Sesimizi duyun artık. Biz bir anne baba aile olarak perişan durumdayız.